Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Aralık 2019 yılında henüz çok yeni olan yani Libra yayınlarından çıkan şu kitabı Arayış İçinde Bir Kuşak. Günümüz İstanbul'unda Ermeni Lisesi mezunu gençler adlı kitaba konu olan Ermeni gençliği araştırmasını tartışacağız. Bu çalışma son araştırmasına dayanan bir çalışma. Türkiye'de gençlik az araştırılan bir alan. Hele ki gayrimüslim gençler konusunda çok az araştırma var. O anlamda bu kitaba konu olan araştırma çok önemli. Kitabın yazarları Hakan Yücel ve Umur Yedikardeş. Doktor Hakan Yücel, Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Gençlik, gayrimüslim azınlıklar, kent alanlarında araştırmalarını yürütmekte. Umur Yedikardeş ise yine gençlik, gayrimüslim azınlıklar alanlarında çalışmaktadır. Yedikardeş, Mimar Sinan Üniversitesi Şehircilik Bölümünde yüksek lisansına devam etmektedir. Öncelikle hocam size sormak istiyorum. Bu çalışmaya niye başladınız? Peki, teşekkürler. Ben Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. 20 yıldan beri gençlik üzerinde çalışıyorum. Farklı gençlik grupları üzerinde çalıştım. Onun dışında mekan kimlik ilişkileri ve son 5-6 yıldır da gayrimüslim azınlıklar üzerinde çalışıyorum. Aslında bu konuların hepsi birbiriyle ilintili. Bu çalışmayı niye yaptık? İşte Süheyla'nın söylediği gibi gençlik literatürü Türkiye'de zaten gelişkin değil öncelikle. Gayrimüslim gençlik üzerine de çok az çalışma var. İşte Rıfat Bali'nin Yahudi gençliği çalışması var. Süheyla Yıldız'ın yine Yahudi gençliği çalışması var. Bir de bizim Umur Yedikardeş'le yaptığımız Ermeni Lisesi mezunu İstanbul'da Ermeni gençler üzerine yapılan çalışma var. Bu tür çalışmalar bence iki anlamda önemli. Bir, hani gayrimüslim gruplar üzerine araştırma yapmanın kendisinin bir önemi var ama aynı zamanda azınlık çalışmaları aslında çoğunluk hakkında düşünmeyi de sağlıyor. Ben bu yönünü de özellikle önemli buluyorum. Bir de biz sosyal bilimlerde şöyle şeyler de yaparız. Herhangi bir konuyu çalıştığımız zaman bir modelleme yaparız, bir ideal tip çıkartırız. Mesela işte kimlik gençlik çalıştığımız zaman bir azınlık kimliği çalışmak bu ilişkinin daha belirgin olduğu bir alanı gösterir. Ya da kurumlarla gençlerin arasındaki ilişkiyi çalışmak, bir azınlık grubu üzerinden çalışmak ya da bir sınıfsal grup üzerinden çalışmak söz konusu olduğunda daha önemli çünkü daha da belirgin olur. İlerleyen dakikalarda zaten tartışacağız ama Ermeni gençliği üzerinde çalışmanın böyle bir yönü de var. Kurumlarla gençlerin ilişkisi, vatandaşlık, gençlik ilişkisi, kuşak çatışması gibi birçok olguya da daha belirgin bir şekilde gösteriyor. Ben çok kısaca çalışmayı da bir çerçevesini anlatayım. Bu bir niteliksel çalışma, yani görüşmelere dayanan bir çalışmaydı. 30 kadar görüşme yaptık. Görüşme yaptığımız bütün gençler 18-30 yaş arasında Ermeni okullarından mezun olan gençler, yani ilkokuldan liseye kadar, lise dahil Ermeni okullarında okumuş ve hemen hepsi Ermenilerin bulunduğu, sayıca kalabalık olduğu yerlerde yaşayan kişilerdi. Neden böyle yaptık? Çünkü bu araştırmada aynı zamanda Ermeni gençliğinin kurumlarla, Ermeni kurumlarıyla ilişkisini ölçmek istedik. Bunu da en iyi ölçebileceğimiz grup, bu kurumlarla bir şekilde ilişkili olan, zorunlu anlamda ilişkili olan, yani Ermeni okullarına giden gençler mesela. Böyle bir şey yaptık. Yoksa tabii ki Ermeni okullarına gitmeyen, Ermenilerin sayıca kalabalık olduğu mahallelerde yaşamayan da çok önemli bir gençlik grubu var. Takribi olarak oranı biliyorum. Doğru bilen beni düzelsin.
Liselere baktığımız zaman Ermeni gençlerinin yarısı, yarısından fazlası Ermeni okullarına gitmiyor. Bu da önemli bir kitle. Ayrıca da bir araştırma konusudur diye düşünüyorum. Peki nelere baktık çalışmada? Çok kısaca onu da söyleyelim. Bir, kimliklerini nasıl tanımlıyorlar Ermeni gençleri? Ermeni kimliğini ve Ermeni genci olmayı nasıl tanımlıyorlar? Kurumlarla nasıl ilişki kurdular ve kurmaya devam ediyorlar? Kurumlar derken kilise, dernekler ve okullar, Ermeni okulları. Bunları sorguladık. Büyük toplumla ilişkisini sorguladık. Çünkü birçok genç bize şeyi de zaten söyledi. Ermeni komşuların olduğu mahallelerde yaşayan, Ermeni okullarına giden gençler doğal olarak uzunca bir süre Ermeni arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar. Böyle devam ediyorlar. Bunun olumlu birçok şeyi vardır, yönü vardır. Onu aslında sorularla tartışırız. Ama bir taraftan da şöyle bir handikap da oluyor bazıları için. Liseden sonra büyük toplumla gerçek anlamda bir karşılaşma ve bazen yalnız başına bir karşılaşma. Özellikle İstanbul'da yüksek öğrenimine devam etmeyenler için. Bu deneyimi de ayrıca sorguladık. Kiliseyle ilişkileri sorguladık. Çünkü gayrimüslim gruplarda malum devlet sadece dini kurumları muhatap aldığı için millet sistemi çok bozulmuş bir halde aslında süre geliyor. Bu da ayrı bir şey konusu, tartışma konusu. Bunu da belki inceleriz, tartışırız. Bunun dışında söyleyeceğim tabii ki evlilik stratejileri. Bunlara da baktık. Dolayısıyla kapsamlı bir şey yapmak istedik. Bunun içinde tekrar toparlarsam, kurumlarla ilişki, kendisini tanımlama, bir de kolektif hafıza. Zaten gelecek ve geçmiş. Geçmiş nasıl hatırlanıyor, gelecek nasıl hatırlanıyor? Bir şey daha söyleyip sözü Umur'a bırakacağım. Gençlik üzerine çalıştığımız zaman biz kuşaklar üzerine çalışıyoruz. Toplumsal kuşak diyoruz. Bu çalıştığımız gençliği de biz 2007 kuşağı olarak tanımladık. Yani Hrant Dink suikastini de çocuk ya da ergen olan, aynı zamanda 90'lı yıllarda başlayan Ermeni kimliğinin dışa açılma sürecinin içinde doğan bir kuşak bu. Bu da paradoksal bir durum oluşturuyor. Yani bir taraftan daha kendine güvenli, çünkü bir önceki kuşak zemini hazırlıyor. Ermeni sorunu işte 2000'li yıllarda ciddi anlamda tartışılmaya başlandı. Ama diğer taraftan da işte 2012 miydi Erselak cinayeti? 2011 Ersevap cinayeti travmasını yaşayan, ondan önce Hrant Dink travmasını yaşayan bir kuşak. Toplumsal kuşakta kabaca şöyledir tanımlarsak, ortak bir deneyimi yaşayan grup. Dolayısıyla o deneyim üzerinden bir birleşme söz konusu oluyor. Sorularımızı biz aslında soru halinde sormadık, açık uçlu sorduk. Misal kolektif hafızayı çalışırken tarihler üzerinden gittik. 1915 dedik. 1915'in yanına bir nitelik koymadık. Tehcir demedik, soykırım demedik, mukatele zaten demedik, birçok şeyi demedik. Ve bunu karşı tarafın tanımlamasını bekledik. Şöyle de bir şey gördük. Benim için biraz olumlu anlamda şaşırtıcıdır. Soykırım tartışmasını konuşmacı bütün gençler çok açık bir şekilde yapıyorlar. Zaten 1915'i de tümü soykırım olarak tanımlıyor. Sadece bir iki görüşmecimiz bunun tartışılmasını olumlu bulmuyor. Yani bu tartışmayı gereksiz değil de hani sıkıntılı bir şey olarak görüyor. Dışa açık bir grup olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar da yeteneyim. Ben de söyleyeyim. Şöyle aslında biz bir ay oldu kitap çıkalı. Bu 5. 6. konuşma olduğu için bazen nerede ne söylediğimizi karıştırıyoruz. Hakan Hoca çok güzel özetledi. Tabii Gezi Parkı'na eklemek lazım. Yani hem Ersevap cinayeti hem Hrant Dink suikastinin yanında Gezi Parkı'nın gençlerin oluşturduğu kuşaktaki önemini vurgulamak lazım. Ben bunun dışında biraz gençlikten bahsedeyim. Gençlik araştırmaları Hakan Hoca'nın da bahsettiği gibi Türkiye'de yok, çok yani çok çok az var. Bir de gençlik konusunda düşündüğümüz zaman çeşitli
hatalarımız da var. Yani gençlik biyolojik bir durum değil. Gençlik kurgusal bir durum. Yani bu gençliğin kurgusal olması bu yaş aralığını da durumlara göre çeşitlendirilebiliyor. Yani bizim konumuz değil ama bir uzayan gençlik kavramı var. Bambaşka gençlik kavramları var. Bu bulunduğu ülkenin veya toplumun yapısına göre de şekillenebiliyor. Ve gençlik araştırmalarının önemi bir toplumda yaşanan değişmeleri en kolay gençlikte görebiliyorsunuz. Çünkü gençlik özellikle kimlik açısından bakarsak kimlik dinamik, sürekli ve değişken olduğu için ve ilişkisel. Bu ilişkiselliği, dinamizmi en hızlı bir şekilde biz gençlikte alabiliyoruz. Yani bugün bir büyük toplumu veya Türkiye'yi veya Ermeni cemaatini anlamak istiyorsak o toplumların gençlerine baktığımızda orada değişen dinamikleri, orada değişen yapıları, belki gelecek projeksiyonu çizmek adına gençliği anlamak bizim için çok önemli oluyor. Görüşmeler bizim için önemliydi. Kişi bulmak çok kolay olmadı. 30 kişiyle görüştük ama aslında 35 kişiyle görüştük. O 5 kişiyi birbirini tekrarladığı için çıkarmak zorunda da kaldık. Çünkü oradaki temel amacımız aynı şeyleri söyleyen gençlerin kitapta çok fazla yer almamasıydı. Çok fazla sorulduğu için birkaç şey daha hızlıca geçeyim. Kadın erkek oranı eşit. 15-15 ya 16-14 artık hatırlamıyorum. Okullar 6-5-5-5 yani Getronagan, Eseyan, Tıbrevank, Sakyan, Muhtarayan hepsi ortalama eşit. Yani ya biri bir fazla ama hepsini eşit tutmaya çalıştık. Bir kar topu yöntemiyle ilerlemeye çalıştık. Bizim bir kar topu dediğimiz bir yöntem var. Yani birkaç gence ulaşıp o gençlerden de diğerlerine ulaşmaya çalıştık. Ama hep bir farklı gençlere, farklı yerlerde yaşayan, yani Bakırköy, Samatya, Üsküdar, Kurtuluş tabii ki de onlara ulaşmaya çalıştık. O bizim için önemliydi. Ben aynı zamanda 7 yıl, 8 yıl gazetecilik yaptım. Son zamanlarda yapmıyorum. Saha çalışması benim açımdan da o anlamda daha doyurucu oldu, daha eğlenceli oldu. Hatta eğlenceli diyebilirim bazı yanlardan. Çünkü İstanbul'un birçok semtine gidip birçok gençle görüşme fırsatı yarattık. Bugün hatta biz ilk girişi çok da kısa tutup daha çok soru cevap yapsak sanırım evet, genç daha evet, genç ve özellikle kadınların ağırlıklı olduğu bir topluluk varken daha güzel olur bizde. Tamam. İlk soruyu ben sormak istiyorum. Bilirsiniz de. Şimdi şöyle. Ermeni gençlerinin kimlikleri nasıl tanımladıklarını ele aldığınızı söylediğiniz kitabınızda. Şöyle. Ermeni gençlerin dini ele alma şekli kültürel bir veri olarak mı yoksa dindarlık üzerinden mi yürüyor? Din ne kadar kimliğin bir parçası mı? Bir şey ekleyeyim ben kısaca. Yani mesela bütün sorulara cevap verirken tabii Ermeni gençliği diyeceğiz ama yani iki tane veri var. Hem Ermeni toplumu daha yani homojen bir toplum geçmişe göre. Bunun elimizdeki bir yanı şu. Yani artık çeşitli mesleklerin Ermeni toplumunda görülmemesi, yani kapalı çarşıdaki durumun azalması ve gençlerin artık eğitimli bir hale gelip çok ölçekli küresel şirketlerde çalışması. Bu bir yandan homojenleştirmeyi getirirken ama diğer yandan da yani hiçbir şekilde homojen olmayan bir durum da var. Yani bugün Ermeni toplumuna gittiğiniz zaman emin ben çok net yakından da şahit oldum. Birçok partiye oy veren, bambaşka düşünen ki toplum için çok önemli olan konularda da bambaşka düşünen kitleyle de karşılaşabilirsiniz. O yüzden biz böyle konuşmada Ermeni gençleri dediğimiz zaman bu çok da böyle yani homojen olarak anlaşılıyor. Çoğul kullanıyoruz. Bizim araştırma grubumuz da çoğul. Sadece bizim araştırma grubumuzu birleştiren Ermeni kurumlarıyla ilişkili olması gençlerin. Onun dışında son derece heterojen siyasi açıdan, kültürel açıdan hatta yöresel açıdan da. Yani ikinci kuşak Anadolu'da olanlar var, İstanbul'da olanlar var, daha eski İstanbul'da olanlar var vesaire. Şimdi şeye dönersek hani dinle ilişki, daha doğrusu önce kimliği yaşama, kolektif hafıza burada önemli. Yani geçmişin travmaları gençler için önemli. Üstelik de bu gençler 2000'li yılların gençleri olduğu için Ermeni sorunu literatürünün Türkçe'de yayınlandığı, tartışıldığı bir dönemin içinde doğdular. Mesela benim kuşağımda olanlar hani gençliklerinde
eğer kendileri Ermeni değillerse, Ermeni soykırımının ya da 1915 tehcirinin nasıl söylenirse söylensin, bunun varlığından bile haberdar değildi. Bu ayrıca enteresan bir konudur. Ben Malatyalıyım, kendim Malatya doğumluyum. Ermeni tehcirinde çok önemli bir bölgedir Malatya. Ama ben ne ailemden, ne çevremden Ermenilerle ilgili bir şey bile duymamıştım çocukken. Bununla benim karşılaşmam 18-19 yaşında oldu. Yani 90'lı yıllarda oldu. Yeni kuşak tabii bu anlamda avantajlı. İster Ermeni olsun, ister Ermeni olmasın. Ermeni sorunu tartışıldığı bir dönemde doğdular. Bu onlar için bir yenilik. Kimlik tartışmalarının içinde doğdular. Kilise ile ilişkilerine gelince, kilise, daha doğrusu dini kurumlar bütün azınlıklar için, Müslüman azınlıklar için de, mesela Aleviler için de cemevleri son derece önemli. Şu anlamda önemli, siz inançlı olmasanız da o kurum, kimlik kurumu olduğu için ilişkili oluyorsunuz. Mesela bir Sünni ateist ise, Sünni Müslüman ateisttir o. Yani Sünni ateist demeyiz. Ama ya da Sünni Marksist demeyiz. Ama Alevi Marksist diyebiliriz. Yahudi Marksist diyebiliriz. Ermeni Marksist diyebiliriz. Bunlar hepsi denebilir. Çünkü bunların dinsel kimlikle ilişkileri zaten dışarıdan da dayatılan bir şey. Kişi kendisini inançtan ayırsa bile ilişkili oluyor. Birincisi bu. İkincisi yaşayan bir kültür kurumu aynı zamanda. Ve azınlık sayıca çok azınlığa düştüğü zaman bir şekilde ilişkilenmek zorunda kalıyor. Bir de zaten dindar olanlar var ayrıca. Bizim görüşmecilerimiz içinde dindar olan, inançlı olan kişiler de vardı. Çok inançla ilişkisi olmayan ya da inançsız olanlar da vardı. Ama hepsi bir şekilde dinsel kurumlarla ilişkili ve bunların da tabii ki varlığı önemli. Yalnız burada bir şeyi hani parantez içinde belirtmek isterim. Azınlık gruplarının seküler kurumlarının muhatap alınmaması son derece önemli bir sorundur. Çünkü artık millet sistemi içinde yaşamıyoruz. Laik bir devlette yaşıyoruz ve 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bu arada tabii ki millet sistemi de eski haliyle devam etmiyor, onu da söyleyeyim de. Toplum da sekülerleşiyor genel anlamda. Ve burada bir ihtiyaç beliriyor. Yani seküler kurumların mutlaka ciddiye alınması ve bu seküler kurumların da gençlerin katılımına açık olması gerekiyor. Bu genelde rastladığımız bir sorun ama Ermeni toplumunda da gözlemlediğimiz bir şey. İşte hemşeri dernekleri gençlik ilişkisi, okul dernekleri gençlik ilişkisi. Belki onu ayrıntılı incelemedik ama kilise gençlik ilişkisi önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Umur'un dediği gibi artık geleneksel meslekler ortadan kalktığı için Ermeni gençleri doğal olarak sosyalleşme süreci içinde bazen geniş toplumda tek başına kalabiliyorlar. İşte uluslararası bir firmada çalışan ya da bir üniversitede öğretim üyesi olan bir Ermeni tek başına bir Ermeni olabiliyor. Ama işte kapalı çarşıda mesela çalışsa her ne kadar çok etkili bir çarşı olsa da Ermenilerin, Süryanilerin ağırlıklı olduğu bir yer. Bu değişim son derece önemli. Bir taraftan şey tehlikesi var, onu da belirtmek isterim kimlik için. İşte küreselleşme ve azınlıkların sayıca daha azlaşması, ana dilin kullanımdan çıkmasından kaynaklanan bir kimlik kaybı kaygısı var. Diğer taraftan da ama bu dönemin getirdiği koşullardan da faydalanma var. Biz o yüzden arayış içinde başlığını kullandık. Yani çelişkili bir durum var. Bir taraftan kimlik sorunlarının tartışıldığı, açıkça tartışıldığı dönemde doğan daha özgüvenli bir kuşak var. Ama bu kuşak 2007 ve 2011 travmasını yaşadı. Onunla biçimlendi. Bu bir paradoks. İkinci paradoks, Ermenice artık daha az kullanılıyor. Daha az öğretiliyor. Ama Ermeni kimliğiyle ilişki kurmak, entelektüel anlamda ilişki kurma yolları da daha fazla. Bir taraftan da böyle. Ve burada bu çelişkiler içinde yolunu arayan kuşak bir strateji geliştiriyor. Bu strateji bence daha oluşmakta olan bir strateji. Ben bunu tartışmak isterim.
Tabii ki şey önemli, görüşmelerde de belirtildi, dil önemli ama dil sadece tek başına bir kimlik kaynağı değil. Birçok azınlık dünyada da ana dilini az kullanarak ya da kullanmayarak yine de kimliğini yeniden üretebiliyor. Bir taraftan böyle bir şey var. Çünkü toplum da doğa gibi boşluk kabul etmiyor. Yani bir şey zayıflarsa, bir aracınız zayıflarsa başka bir araç oluyor, ortaya çıkabiliyor. Buna dikkat etmek bence gerekir. Küreselleşmenin etkisi tabii ki önemli. Hani bugünün Ermeni gençleri Ermenistan'da ilişki kurabilecek gençler. Fiziki olarak kurmasalar da sosyal medya aracılığıyla ya da diaspora Ermenileriyle kurabiliyorlar. Zaten birçok kişinin işte kuzeni, akrabaları vesairesi var. Bu da bir olanak. Ama bir taraftan da şu var, Türkiye'nin genel toplumsal bir soruna basınlıklar için daha da önemli, kurumların gençlere açılması. Gençler kurumlar içinde nasıl var olacaklar, kendilerini nasıl gerçekleştirecekler? Tabii bunun önünde hani hak yememek için bunu söylemek lazım, yasal engeller de var. Yani mevzuat engelleri de var. Bunlar da önemli bir problem oluşturuyorlar. Benim kendi izlenimim, bunu özel olarak araştırmadım ama Patrick olmadan önce şimdiki Patrick'le de görüşmüştüm. Aslında ben ruhbanın da bundan mesela çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Yani tek muhatap olmak. Çünkü seküler işler, seküler aktörler ve diğer işler, dini işler, dini aktörler büyürse aslında daha da dengeli olabilir. Başka bir şey eksik kaldı mı? Her şey de var tabii ki. Kimliği dışarıya nasıl anlatma? Bu anlatma durumunda da bilmiyorum Umur ne diyecek. Ben özgüvenli olduklarını düşünüyorum. Şeyini de yapabiliyor. Ön yargılar eskisi gibi devam ediyor tabii ki. Hani işte Ermeni olanın yabancı sayılması, Türkiye'li değil bir işte İspanyol, Yunanlı, neyse Makedonyalı gibi görülmesi. Bu sık sık o karşılarına çıkıyor. Artık bu işi çoğu mizaha vuruyor. Evet. Öyle bir şey var. Kendilerini açık açık savunanlar çok. Ama diğer taraftan da genel anlamda siyasetteki mesela daralma, hani Gezi'yi de Umur anlatır. Gezi sonrasındaki siyaset yapma alanının daralması ve genel toplumsal kaygı azınlıklar üzerinde tabii ki yansıyor ve daha fazla bence yansıyor. Sen ne dersin? Din ve dil, kimliğin önemli bileşenleri. Dilin azalmakta olduğundan dolayı dinle ben başladım. O yüzden dinin önemini sordum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Günümüz Ermeni gençliğinde din kültürel bir veri olarak ortaya çıkmış durumda. Evet, belki de mesela olması gerektiğinden biraz daha fazla. Çünkü burada bir sebep de yani bir Sünni akrabasının düğününe gitmek için camiye gitmek zorunda değil. Evet. Ama bir Ermeni kiliseye gitmek zorunda. Veya Ermenice bir şeyler duymak isteyen biri de kiliseye gitmek zorunda. Yani orada bir yani ister istemez bir strateji de var. Yani iş bulmak isteyen de gidiyor. Öyle de daha fazla ilişkide kalıyor. Bu bence çok doğal bir süreç ama bu din konusunda yani ben genel olarak hatta dinin de üzerinde bir şey söyleyeyim. Ermeni gençliği, Rum gençliği, Süryani gençliği ama özellikle araştırdığımız Ermeni bence büyük toplumun gençleriyle eskiye nazaran çok fazla farklı yönlerini yani görmediğini düşünüyorum. Yani bugün Türkiye'de işsizlik diye bir problem varsa bu işsizlik probleminden Ermeni gençliği de aynı şekilde etkileniyor. Büyük toplumun gençliği de. Fikir özgürlüğü problemi varsa, bir demokrasi problemi varsa aynı şekilde. Yani bugün göç edenler yani göç edenlere baktığımızda bir şekilde Ermeni gençliği de göç etmeye çalışıyor. Büyük toplumun gençliği ki hatta bunu hep söylüyorum yani Ermeni gençliğinin büyük toplumun gençliğine göre göç etme şansı daha fazla var. Çünkü 1915'te dünyanın dört bir yanına dağıldıkları için ister istemez işte İsveç'te, Avusturya'da, Kanada'da akrabaları var. Ama büyük toplumun gencinde çok böyle bir akrabası yok. Hakan Hoca'nın dediğine de gelirsem bence Gezi Parkı çok önemli oldu burada. Kimse orada, işte geçen gün de aynısını dedim, yani Toma'dan kaçarken iki genç Ermeni Kürt birbirine dönüp şey demediler, ya sen Ermenisin bak Toma geliyor. Yani orada Toma'dan kaçıyorsun, ortak bir derdin var, o ağaç. Yani Norzartok oraya gittiğinde, burası eskiden Ermeni mezarlığıydı, biz mezarlığımızı istemiyoruz. Ama bu ağaca da dokundurmayacağız. Yani oradaki gençlerin muhafazakar olsun, antikapitalist olsun,
milliyetçi olsun, sağcı olsun, solcu olsun, Ermeni olsun, hepsinin ortak derdi bir ağaçtır ki zaten bugün itibariyle ben Türkiye gençliğine baktığımda da aynısını görebiliyorum. Biraz daha genel konuşacağım ama bugün Türkiye gençliğinden birinin kıyafetine baktığınızda onun sağcı, solcu olduğunu anlama şansınız yok. Yani bir Türkiye layık kalacak pankartının arkasında başörtülü bir kadın görebiliyorsunuz. Daha tırnak içinde, özür dilerim, daha açık bir kadında, daha muhafazakar bir çevrede görebiliyorsunuz. Ve ister istemez bunların hepsi de toplumda gençlerin arasında yakınlaşmayı getiriyor. Burada belki çok detaya inemedik ama biraz araştırdık. Buradaki temel sorun, Ermeni toplumun kendi içinde kendi gençlere nasıl bakıyor? Yani bu dışarıya açılmayı nasıl görmeye çalışıyor? Çünkü görmek zorunda kalıyor. Yani çok basit, kapalı çarşıya siz çocuğunuzu çırak denemeyeceksiniz. Çünkü kapalı çarşı esnafı kan alıyor. İkincisi zaten böyle yani 4+4+4 eğitiminde kimse 18 yaşında bir çırak kabul etmez. Çırak 6-7 yaşında başlayan bir şey. Bunların hepsine baktığımızda da ben de büyük toplumun gençler bile hem yakınlaştıklarını hem ortak dertlere sahip olduklarını düşünüyorum. O zaman Onur şöyle diyebilir miyiz? 2007 kuşağı olarak adlandırdığımız bu Ermeni gençliği geçmiş kuşaklara oranla da topluma daha mı entegre? Kesinlikle daha entegre. Hem 2007 kuşağı olarak adlandırdığımız kuşak daha entegre hem de büyük toplumun gençleri 2007 kuşağına daha entegre. Yani iki tarafında kişilerinin birbirine entegre olduğu için tabii ki de burada özel noktalar var ki bence bunlardan bir tanesi evlilik stratejileri. Burada tek bazen entegrasyon işe yaramıyor. O konuda bir sorum var. Daha sonra dinleyicileri bırakacağım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Biraz geç geldim ama söz alabilir miyim? Buyurun, tabii sorun. Şimdi ben kitabı okumadım. Bir soru soracağım. Kitap ne zaman çıktı? Aralık 2019. Ne? İki ay önce. İki ay önce, evet. Yani henüz okumadım ama tabii biliyordum. Şimdi sorum, birkaç sorum var da bir tanesi şu. Şimdi eşantiyonunuzu söylediniz. Yaş ortalaması kaçtı? Çünkü gençlik geniş bir kavram. Yani sizin eşantiyonunuzun yaş ortalaması kaçtı? Özür dilerim, siz 5 dakika geç geldiniz. Biz aslında onların bizi hatırlatalım bir daha. Dilerim. Yok hatırlatalım. 18 ile 30 yaş arası. Ha, 18. İstanbul'da yani Ermeni ortalama, ortalama 24 diyelim. Evet. Ortalama evet, 30. Evet, ha, evet. Niye bunu sordum? Özür dilerim, söylemişsiniz tabii geç geldim için duymadım. Çünkü şimdi Ermeni okullarına gittik dediniz, onu duydum. Şimdi Ermeni gençliği içinde Ermeni okullarına gidenler var, gitmeyenler evet. var. Ha, biz araştırma kıstası olarak okullardan mezun olanları aldık. Anladım. Çünkü şimdi ve ikisi arasında çok önemli farklılıklar var. Onu belirtmek için söylüyorum. Evet, şimdilik susayım, sonra tekrar söz alırım. Aslında biz... Yani siz Ermeni okullarına giden çocuklarla görüştünüz. Evet. 18-30 evet. yaş. Liseler dahil. Yani liseler ilkokuldan, anaokuldan lisemiz. Çünkü Ermeni okuluna gitmeyen... Yani Ermenice yazıp konuşan, evet, evet. Okuyan evet, evet. gençler. Yani araştırmayı daraltmaya çalıştık tamam. o grubu. Tamam. Şimdi sorulara geçebiliriz eğer... Evet. Biz de sorularla devam etmek isteriz. Şu Ermeni okullarından mezun olan gençler sonraki yaşamlarında Ermeniceyi ne kadar aktif kullanıyor? Hala kullanabiliyorlar mı? Ne durumda gibi hemen ilişkileri? Tam tesadüfen o sayfayı açmışım. Bir görüşmecimiz Pelin. Tabii takma isimler bunlar. İsimleri Türkçe'de olan isimlerse bir benzerini buluyoruz. Ermenice isimlerse ona yakın bir şey buluyoruz. Onu da bulamazsak ben lise arkadaşlarımdan birinin adını veriyorum vesaire. Hani kitabı okuyanlar olursa buradaki kişilerin hiçbirinin adı gerçek adı değil. Onu hatta, baştan söyleyelim. Hatta bu gerçek adı meselesi o kadar karıştı ki ben kitapta yani görüşme yaptığım kişilerle sonra karşılaştığımda gerçek adını unutuyorum. Yani kitapta ne seslendiriyorum. Yani. Pelin 23 yaşında öğretmen kadın. Şöyle, ha, bu arada başlıkları da hep kendi sözlerini çektik. Soruları soru gibi sormuştuk. Özgeçmişimi Ermenice yazmıyorum diyor. Yani bu benim için handikap oluşturabiliyor. Bırakın hani normalde bildiğiniz her dil sizin için nedir? Bir zenginliktir, önünüze bir kapı açabilir. Ana dillerin konuşulur olmaktan çıkmasındaki en büyük sorun aslında bu. Yani kullanım alanının daralması.
Bu yasaklamadan daha fena bir şey. Çünkü Türkiye'de Kürtçe yasakken çok daha fazla Kürt Kürtçe konuşuyordu. Kürtçe yasağı kalkınca daha az konuşulmaya başlandı. Çünkü işte sosyal medya, medya etkisi, küreselleşme vesaire. Ermenice'deki önemli sorunlardan biri de şeydi, kullanım alanından çıkmış olması. Bir de geleneksel mesleklerde ölünce bu daha da daralıyor. Ya çok net şey mesela olabilir. Unutuyorum diyenler var. Hı. Kullanmıyorum ya da zorlandığım için kullanmıyorum diyenler var. Ama diğer taraftan aynı kişiler mesela Ermeni kültürüyle çok ilişkili olabiliyor. Yani Ermenice roman okumuyor ama Ermenice müzik dinliyor. Bence bu önemsiz bir şey değil. Şey bir kayıptır. Hani Ermenice edebiyat eserleri okumaları elbette bir kayıptır. Ama o başka bir yerden de telafi de edilebiliyor. Yani başka bir ilişkilenme doğabiliyor. Ya da bir kişi işte Ermeni dans ekibinin içinde olup Ermenice kullanmayan biri de olabiliyor. En büyük sorun şu, hani diğer dillerde, aslında Anadolu'da konuşulan diğer dillerin de ortak sorunu, bunun değerli görülmemesi, ikincisi de kullanım alanının olmaması. Bir şekilde kullanım alanı da yaratmak gerekiyor. Yani Ermenice'nin işe yaradığı, işte ne bileyim, akademik pozisyonlar, belediyede yerler. Bu zaten önerilmiş bir şeydir. En azından Ermenilerin kalabalık olduğu yerlerde. Neden mesela bir memur da Ermenice bilmesin? Bu bu şeyi kurtarmaz. Yani bu eskiye dönmeyi sağlamaz. Ama en azından bu dile önem kazandırır. Bir de şöyle bir şey var. Bence bu da olumlu. Hani bu 10-15 yılın, son 15 yılın olayıdır. Ermeni olmayıp Ermenice öğrenenler var. Tarihçiler, sosyal bilimciler. Rum olmayıp Rumca öğrenenler var. Bu da aslında bu dilleri biraz da böyle yaşatmayı düşünmek lazım. Yani bir kişinin Ermenice okur yazar olması doğrudan Ermenilikle ilişkili de olmamalı. Entelektüel bir merak, tarihçi olması, arşivci olması vesaire, onu da denemek lazım. Bu zor bir iş. Ama genelde bir kullanım alanında düşüş var, değil mi? Düşüş. Yani, bence yok yani genel olarak kullanmıyorlar ama tabii burada Hakan Hoca dediklerine bir iki şey daha eklemek lazım. Ermenicinin Batı Ermenicesi olması ek neden. Ve genelde gençlerin yakındığı şeylerden bir tanesi ders materyallerinin bile çok eskide kalması. Yani yeni kitapların basılmaması. Bunların hepsinden yakınıyorlar. Peki bilmiyorum, ben Hakan Hoca şey dedi ya, bunlar yapılsa ne olur? Ben de çok fazla yani bu kadar global bir çağda, her şeyin İngilizceye döndüğü bir çağda yani Türkçenin de kullanımının azaldığını görüyorum. O yüzden bilmiyorum yani çok zor bir şey. Çok ama %95, %96 kullanılmıyor diyebilirim. Ama bu mezun olan ve hala Türkiye'de olanlarda da frankofon kültür yaygın mı peki? Bunu gözlemledik mi? Çünkü ağırlıkla Ermeni toplumda daha frankofon bir kültür var. Ama şimdi var yani. Ermeni sesine girenleri aldık ya. Yani. Tamam, Türkiye'de olanlarda da böyle. Yani şu an Türkiye'de yaşayanlar da benim gözlemledim ya da konuştum. Eksik olabilir. Kuşaklı ilgili. Kadar detaylı araştırmadım elbette ama. Sanıyorum evet. Yani şeylerde bu yabancı okullarda gayrimüslim oranı tabii ki devlet okullarıyla karşılaştırılmayacak kadar yüksek. Ama Fransız okulları eskisi kadar sanıyorum cazip değil. Ama yani ben okuduğum zaman ben Saint-Benoît mezunuyum. Hani bizim sınıflarımıza mutlaka Ermeniler, Museviler, hatta bir miktar Süryani de olurdu. Çok olurdu. Çok olurdu. Hatta bu tür okulları kazananların önemli bir kısmı Ermeni okuluna gitmezdi. Hani bunlara da giderdi. Böyle eğitim stratejileri de var. Hani orta sona kadar Ermenice okusun ya da ilkokulda, şeye göre, döneme göre ilkokulda okusun. Ondan sonra iyi bir özel okul kazanırsa oraya gitsin ya da iyi bir Anadolu Lisesi en prestijlerinden. Öyle bir strateji de tabii ki var. Ama ben frankofoninin artık önemli olmadığını düşünüyorum. O en çok Musevilerde önemliydi bu arada. Hani 23. yüzyıl başında, ilk yarısında. Orada da o kaybedildi. Aslında hani ulusal dillerin, hatta Fransızca gibi uluslararası bazı dillerin de kullanım alanı da daralıyor. Yani bu aslında çok zor bir konu. Ama ben şöyle de düşünüyorum. En azından hani bir dil zaman içinde yok olabilirdi. Ama hiç olmazsa bu yok olma süreci bir engellemeyle olmasın. Hani o normal koşullarında gitsin,
bazen olur. Dünyada kalk, yani ortadan kalkmış diller de var. Binlerce yılın tarihçiliği, işte Latince konuşulmuyor mesela. Latince olarak konuşulmuyor. Ama Ermeniler varken, Ermeni okulları da varken Ermenicinin kullanımdan kalkması sadece Ermenilerin sorunu da değil, Ermeni olmayanların da sorunu. Çünkü işte genel anlamda kültürel zenginliğin bir kaybıdır. Her kaybolan dil aslında o toplumda kaybolan bir unsurdur. Bunu romantikleştirmek için söylemiyorum. Bu çok somut bir şey. 10 dil konuşulan bir ülkede 5 dil konuşuluyor hale geliyorsa oranın işte 5 kolu varsa, 10 kolu varsa 5 kolu kesilmiş gibidir. Öyle de düşünmek lazım. Biraz önce siz bir şey söylediniz. Rum olmayan da Rumca öğreniyor. Ermeni. Evet. Evet, bu doğru. Ve çok da iyi bir şey. Hevesliler çok var. Bunların bir kısmı araştırmacılar, bir kısmı tamamen sıradan insanlar, merak edip öğrenmek istiyor kalben bakaraktan. Bir de çok önemli bir şey var. Bunu açıkça söylemeliyiz ve gururla da söylemeliyiz. Müslüman edilmiş Ermeniler kimliklerini fark edip dört elle sarılarak Ermenice öğrenmeye koyulmuş durumdalar. Bunların rakamları biliyorsunuz, rahmetli Hrant bu işi ilk ortaya çıkarandı ve milyonu geçmiş bir durumda bu insanlar ve yavaş yavaş, tabii yaşlıları bahsetmiyorum, yaşlılar hala o korkuyla haçlarını sandıklarda, özel dolaplarda saklayarak yaşayanlar, onlar öyle de göçüp gidecek o korkuyla, ama onların torunları, onların çocukları da değil belki torunları, çünkü çocuklara da söylenmemiş, şimdi dört elle sarılıp o kimliklerine sahip çıkıyorlar. Hem dil olarak hem Hristiyan olarak ve bu çok yaygın ve gayet iyi bir şey. Yani bunu da ayrıca açıkça belirtmek lazım. Çünkü doğallaşmış oluyor. Bir de şey, hani buradaki kitle zaten öyle düşünmüyordur ama genelde bu tartışmalar olduğunda şey de söylenir ya, işte kimliklerin çok tartışılması işte toplumsal bütünlüğe zarar veriyor. Biz tam tersini söylüyoruz ve bir araştırmayı Süheyla ile yapmıştık. Kimliklenerek toplumla bütünleşme başlığını koyduk. Evet. Hem Ermenileri hem de Yahudileri aldık. Örgütlenmeler Ladino içinde mesela, var. Mesela Batı Ermenicesi büyük bir tehlikeli. Ladino da aynı şekilde. Ladino daha da büyük bir tehlikeli. Yani, peki tabii. Bu çalışmalarınızdaki gençler liseden sonraki eğitimlerini yurt dışı mı tercih etmişler? Yok yani %100 İstanbul. %100 İstanbul. Sanki biri bir yerde okuyor. İzmit'te mi okuyan var mıydı? Ha, bir tane İzmit'te okuyan vardı. Görüşmeler üzerinden 4 yıl geçti. 3 kişi de yurt dışına göç etti. Peki ne kadar üniversite okumuştu oranla? 30 kişiden 28'i, 27-28'i. Evet. Burada üniversite okumuştu. Tabii yani, tabii. Bir tane İzmit, 29 İstanbul. Bir tane yani, lise terk var. Türkiye'de sonuçta, yurt dışında değil. Tabii. Oradan bir soru vuracağım. Pardon. Ben belki kaçırdım ama ben sizin pozisyonunuzu merak ettim ve ilk pozisyonunuzu. Türk ve Sünni misiniz ya da araştırmacıların Yani biz hani işi bu şekilde değerlendirmiyoruz ama gayrimüslim değiliz. Gayrimüslim kökenimiz de yok. Yok. Bildiğimiz kadarıyla. Peki bu yani sizin alan araştırmanızda... Ya da Kenan abi müdahale ediyorsa bana bir şey diyorsa... ben Kızılbaş'ım. Kürt Alevi, Umur'da ağırlığın çok temelden. Evet. Yani sizin bu etnik pozisyonunuzun araştırmanızdaki bir takım bulguları anlamanızda, değerlendirmenizde ya da işte yani onu etkilediğini düşünmüyor musunuz? Empati kurmayı yani kurmaktan bahsediyorum. Dışarıdan bakıyorsunuz çünkü Ermeni toplumundan. Belki onları rahatsız eden bir durum bile olmuş olabilir atıyorum şu an. Hayır, şimdi... Ben de yani ergenliğimde, gençliğimde bazı ön yargılarım vardı çünkü milli eğitim şeyiyle, hani müfredatıyla okuduk ama hani mesela benim ailemde öyle özel bir gayrimüslim düşmanlığı zaten yoktu. Pek şey olarak da, kültürel kod olarak da pek mümkün değil yani. Alevi olunca zaten çok fazla gayrimüslim düşmanı olmuyorsunuz yani, o şeyi engelliyor. Nasıl diyeyim, konum engelliyor. ama ben olaya başka türlü bakıyorum. Şimdi şey gibi, nasıl bir biz bir bilim yapıyoruz. Sosyal bilimler de bir bilimdir. Ve bilimde eğer siz şey kalamıyorsanız, araştırma konunuzu
da araştıramayacak kadar bir duygusal bağlantınız varsa, olumlu ya da olumsuz, o zaman profesyonel değilsiniz. Yani nasıl bir işte tıp doktoru gerektiği zaman çocuğuna iğne yapabiliyorsa, bir sosyolog da gördüğü şeyi anlatmalı. Eleştireceği bir şey varsa eleştirmeli. Bu bakımdan ben bir sıkıntı görmüyorum. Ben Alevilik'te çalıştım bir dönem. Hı hı. Alevi olarak Alevilik çalıştım. Öyle bir sıkıntı da yaşamadım. Çünkü tam aksine içinden olmak, o dili anlamak, dil derken konuşulan dil anlamında değil. Yani biri bir şey söylediğinde ne demek istiyor, onu içeriden biri bazen daha çabuk anlayabilir, avantaj olabilir. Yeter ki o bilimsel mesafeyi, soğukkanlılığı koruyor. Bu ideolojik bir konumumuz yok anlamında değil. Biz olguyu ortaya koyarken olduğu gibi aktarıyoruz. Kendimiz onu yorumlarken tabii ki dünya görüşümüze göre yorumluyoruz. Yani aynı malzemeyi başka bir kişi başka türlü de yorumlayabilir. Ama iyi bir sosyal bilimci sağcı da olabilir, solcu da olabilir, siyasi bir kimliği de olmayabilir. O grubun içinde ya da dışında olabilir. Ama gerçekten mesleğinin hakkını veriyorsa olguyu ortada, yani olduğu gibi koyar ve gizlemez. Bu açıdan ben bir problem olarak görmüyorum. Yani ne uzak olmayı bir problem olarak görüyorum. Biz burada o anlamda uzağız. Yani bilebildiğimiz kadarıyla ikimizin de ne gayrimüslim kökeni var ne de Ermeni kökeni var ki umurum zaten neredeyse imkansız. Yani Galatasaray'dan bir sorumda olmadığı için. Yani olmadığına şuradan eminim. Yani gençlerin çoğuyla ben hala görüşüyorum. Hatta kendileri özellikle kitaptan sonra beni arayarak da özel olarak teşekkür ettiler. Bir de yani biz yani hiçbir zaman bu konuyu araştırmadık ve ilk defa bu konuyu araştırdık da değil. Yani ben yani gazeteci ilk defa Ağustos'ta başladım. Daha önce bunun çalışması yaptık. Yani bir şekilde o toplumun içindeyiz. Hı hı. Ve gazetecilik yaptığım için zaten bir sorunun ortamı nasıl? Yani evet bizim elimizde sorular vardı ama bazen o soruların dışına çıkıp veya o soruların biçim değiştirip başka türlü de sorabiliyorduk. Ki bazen toplumun içinde olmamak da avantaj da yaratabiliyor. Sonuçta sosyal bilimlerde biraz da olaya uzak kalabilmek avantaj yaratabiliyor. Bir de sap sorusu diye bir şey vardır. Bir şey bilmediğinizde böyle çocukça sorular sorarsınız ve oradan çok iyi bir şey de çıkabilir. Hani yani bilgisizlik de iyi kullanılırsa aslında bilgi üretmede bir araç da olabilir. Tabii bu yani bunu bilgisizliği övmek için söylemiyorum ama saf saf şeyler mesela şey soruyorum işte. Biz yani dini grupları aslında sosyal bilimler literatüründe daha çok cemaat kelimesi kullanır ama cemaat sözünü Türkiye'de kimse sevmiyor. Aleviler de sevmez, Ermeniler de, Yahudiler de sevmez. Toplum kullanılıyor tabii ki onun için. Mesela bu bizim bir şeyimiz. Hani ben bunun bilgisine sahip değildim geçmişte. Bu araştırma yapınca ortaya çıktı. Herhangi bir kötü niyetim tabii ki yok cemaat kullanırken. İşte dini topluluk bir cemaattir diyorum ama cemaat Türkiye'de şey çağrışımı yaptığı için yakın zamanda FETÖ de çağrışımı yapıyor. Ondan önce de İslamcı gruplar çağrışımı yaptığında mesela bundan imtina etmek gerektiğini öğrendim. Karşınızdaki kişiyi de tanımıyorsanız demeyeceksiniz ona. Ermeni diyeceksiniz, Ermeni toplumu diyeceksiniz. Hani bu tür şeylerimiz yani ufak tefek. Yani veya daha doğrusu biz geçen sene bir araştırma yaptık siyasi parti gençlik kurullarıyla. Evet. Halkın Öcü'yle bir görüşmeye gittik. AKP'de çalışan kadınlar vardı. Ben de elimi uzattım ve benim havada kaldı. Yani dedim tamam ben bir daha elimi uzatmayayım o zaman. Yani bunu öğrenmiyoruz yavaş yavaş böyle. Öğrenmiyoruz hiç, o kişiye göre de değişir. Kişiye bilemiyoruz göre yani. Hani elimi uzatayım, uzatmayayım. Ben karşı tarafı kolladım. Baktım yani. Çünkü biz yani etrafında bir şey yapıyoruz. Yani. Ben de sonra uzatmadım. Öyle oluyor başkanım. Yani bu tür hani acemilikler olabilir. Buyurun hocam. Kağıt topu yöntemini kullandığınızı söylediniz de 35 kişiye ulaşmak beklediğinizden daha mı kolay oldu, daha mı zor oldu? Kitabın başında aslında dedim yani daha zor oldu. Şu yüzden daha zor. Aynı kişilere ulaşmamaya çalıştık. Kadın erkek sayısını eşitlemeye çalıştık. Bir de okulların rengini dağıtmaya. Yani benim önüme niyeyse geton adamlı tıbbe bak çıktı. Çok fazla çıktı. Diğer okullara ulaşmaya çalıştım. Yani aslında yani daha kolay isteseydik direkt bir ayda ben 30 kişiyle görüşebilirdim. Ama orada seçmeye çalıştık. Çünkü okulların da bir kimliği var. Biz evet. Hani okullar, bu arada okullar üzerine bir çalışma yapmadık. Biz gençler üzerine bir çalışma yaptık. Zaten okullarda çalışma yapmak ayrıca zor. Başka yani milli eğitimle ilgili vesaire sorunlar da yaşanabiliyor. Ama hani her okulun, Ermeni okulları, eski okullar malum.
ve her okulun da kendine göre bir kimliği var. O yüzden bir okula yoğunlaşırsak ihmal etmiş oluruz. Kart topu yöntemi şu demek değildir. Gidersiniz sadece tanıdığınız, ilişki kurabildiğiniz değil. O kart topu gider gider bir yerde erir. Ondan sonra başka bir kart topu oluşturur. Evet, ama şu olur, getronaganlı biriyle tanıştığımız zaman bize bir tane daha getronaganlı bul ama senin gibi de olmasın. Bunu daha çok sormak istediğim, hani konuşmayı kabul edip isminin gizli olmasını bildiği halde konuşurken herhangi bir şeyde tedirginlik hisseden... Açıkçası ben yani 30 kişiyle de görüştüm, hiçbirinde bunu hissetmedim. Ha, şey olmuş ya, bir, işte birinin analizi acaba onların ajan olup olmadığını bizim sormuş. Ya bunlar başımıza geldi ama... Dışarıdan olmadığını... yani bir şey için söylemiyorum, tedirgin hissetmediklerini şuradan biliyorum. Yani ben bugün o gençlerle hala görüşüyorum. Yani orada çok... Ses kaydı da aldık. Ha, evet ve mesela tıkanıklık oldu. Mesela 28'de tıkandık. Yani 4-5 ay 2 kişi aradım. Aslında yani 28'e çok kolay geldik, 28'e tıkandık. Yani öyle ufak tefek şeyler oldu ama karşı tarafın çok açık olduğunu, çok rahat olduğunu, hatta ummadığımızdan rahat olduğunu gördük. Evet. Peki sizin kuşak metodolojiniz kalitatif miydi, kantitatif? Kalitatif. Kalitatif. Görüşmeye dayalı, derinlemesine görüşme diyoruz biz. Yani bir kişiyle uzun zaman geçiriyorsunuz, soru sormuyorsunuz. Kafanızda bazı temalar var, onları sohbetle açıyorsunuz. O yüzden dedik yani biz işte 1915 diyoruz ya da sizin için önemli tarihler nedir diyoruz, oradan çıkıyor. 2007 diyoruz. Ki bir şey daha ekleyeyim, gençlerin çoğu da şey dedi, isterseniz benim adımı yazabilirsiniz dedi. Evet. Yani biz ona rağmen yazmadık. Yani daha açık gördüm. Bilimsel etik açısından aslında eğer konuştuğunuz kişi, mesela bir dernek yöneticisi, cemaat önderi, toplum önderi değilse, onun adını anonim bırakırsınız. Sırf tehdit açısından falan değil. Çünkü onun adını bilmek, adını soyadını bilmek önemli değil. Herhangi bir kişi, işte bir tane Ohannes. O kadar. Tabii yaşını yazıyoruz, mesleğini yazıyoruz çünkü onlar önemli. Ama soyadı bizim için önemli değil. Aynı zamanda da tabii ki kişileri riske de sokmak istemedik. Çünkü bazı sorular yine görece netameli. Peki bu yani, kitabı yaparken sizin stratejiniz neydi? Tam olarak. Ona ulaştınız mı? Ulaştık. Neydi söyleyebilir misiniz? Hipotezlerinizi soruyorum. Ermeni kurumlarıyla ilişkili olan gençlerin kimliklerini nasıl kurdukları, kurumlarla ilişkileri nasıl oluşturdukları ve büyük toplumla nasıl ilişkilendirdikleri ya da yüzleştikleri eğer uzunca bir süre uzağında kalmışsa. Bizim belirlediğimiz yine en başta yani kırılma noktalarında nasıl hissettikleri. Yani bizim bu kuşağı 2007 Ermeni kuşağı diyor. Çünkü yani Rabbik suikastinden etkilendikleri için 2007 kuşağı. Yani i̇şte bizim o için çeşitli kırılma noktaları var. 1915, 2007, Gezi Parkı ve Erzurum cinayeti. Bu kırılma noktalarında kendilerini nasıl konumlandırır ki bizim araştırma bittikten birkaç ay sonra da darbe oldu. Eğer darbeden sonra başlasaydık belki darbe de bir kırılma noktası olacaktı. Ha, siz darbeden önce mi bitirdiniz? Tabii darbeden önce bitirdiniz. O zaman biz, yani ben şahsen şunu ekleyebilirim, çok özür dilerim böyle sizin başka bir konuya geçmeden. Bu az önce sorduğum yurt dışına gitmeyen öğrenci, yani İstanbul'da okuyan öğrenci tercih sebebi ne? Maddi durum mu yoksa burada kalmak istediklerinden mi? Çünkü Ermeni toplumunun birçoğunun da yurt dışında eğitime gönderme çocuklarını ya da yurt dışında eğitim alma gibi bir durumu var. Bunu hiç sordunuz mu çocuklara? Sorduk. Yani çoğu maddi durumdan değil, kökünün burada olduğunu ve bunu bırakmak istemediğini, özellikle 2007 kuşağı olarak adlandırmamız yine sebeplerinden bir tanesi o. Ranting'in işte evet benim topraklarda gözüm var ama bu toprakları almak için, içine girmek için sözünden de etkilendi. Bir mirası devraldıklarını düşündüklerini ve burada kalmayı, yani maddiyattan ziyade aile bağları gibi çeşitli konular yüzünden burada kalmak. Şöyle bir şey de var, bir çeşit hani sosyopsikolojik bir durum. Bir şey sizin elinizden alınıyorsa ya da öyle bir risk varsa ona daha da bağlanabiliyorsunuz. Yani Anadolu Ermenilerin benim tanıdıklarım, bildiklerim, bir de bir hemşeri grubumuz var bizim. Arada içmeye gidiyoruz. Tek dacık benim grupta. Mesela toprağa daha fazla bağlı olabiliyor. Ya yani iki kişi yerli, yani Müslüman olunca yerli olmaktan çıkmıyorsunuz. Hani bazen bir yerde 7 kuşak, 8 kuşak aynı köyde yaşıyor olabiliyorsunuz. Aynı yörede. Ama
nasıl söyleyeyim? Anadolu'dan İstanbul'a göç mesela 60'lı yıllardaki, 50'li yıllardaki, daha önceki Cumhuriyet dönemi boyunca 80'e kadar süren göçte tabii ki öyle durumlar oldu ki Ermenilerin tümü göç etmiş oldu. Uzun bir süre memleketine gitmeyenler oldu. Şimdi bu daha fazla bağlanmaya neden olabiliyor. Ama mesela benimki gibi örneklerde ben her sene gidip geldiğim için çok sıkılıyorum kendi memleketimden. Mesela bir Malatyalı Ermeni daha şey olabiliyor, daha bağlı olabiliyor. Ve bu bağlı olduğu şey hani kendi gündelik hayatında belki önemli değil ama sembolik bir önemi var. Yani semboliklik hani bu toprağa bağlı olmakta böyle bir şey de var. Oradan koparılmış olma, koparılacağı kaygısını duyma. Kimlik zaten şeydir, hani bir yazar öyle der, nereniz açıyorsa oranız kimliğinizdir. Biz gündelik hayatta aslında sınıfsal kimliğimizde yaşarız değil mi? Arkadaş seçerken kafamıza uygun arkadaş seçeriz. Yoksa işte benimle aynı dinden olsun, dilden olsun diye özel bir kaygımız olmaz. Ama ne zaman ki biz bu farklılığı şey olarak yaşarsak, problem olarak da yaşıyorsak, o zaman onunla o ilişkimiz daha güçlü oluyor. Toprakla ilişki de biraz böyle. Yani Grant Dink'in hani toprağın içine girmek için istiyorum sözü biraz ona özgü bir söz. Yani o grup ve o kuşağa özgü bir söz. Başka birinin, işte gayri Ermeni olan birinin söylemesi o kadar kolay değil. Aklına gelmesi kolay değil. Bence bu hani bunlar çok deşilecek, tartışılacak bir şey. Genel olarak yurt dışına gitmeme isteği var. Ama şöyle var, yani koşullar da zorlayabiliyor. İkincisi de herhangi bir, şu anda da bir tedirginlik döneminde yaşıyoruz ve bu tedirginlik dönemi siz siyasi, dini, cinsiyete dayalı vesaire bir şekilde kendinizi azınlık hissediyorsanız ne olursa olsun o tedirginliği daha fazla yaşayabilirsiniz. Bu da bir mesela yurt dışına çıkma kaygısı oluşturabiliyor. Arkadan galiba evet. Şeyler var. Şimdi dediniz ki Ermeni gençlerin yarısından fazlası Ermeni okuluna gitmiyor. Hı hı. Dolayısıyla belli bir süre sonra okullarda öğrenci sayısında bir düşme sizce olacak mı? Böyle bir şey tespit ettiniz mi? Olur. Ve bu hali hazırda Ermenice öğrenen bu anket yaptığınız kitle mesela çocuklarını Ermeni okullarına göndermeyi düşünüyor mu ileride? Ve kısaca da şeyi sormak istiyorum, daha genel bir perspektiften bakıp Z kuşağı temsilcileri bu gençler ve dünyada Z kuşağı artık daha yani etnik kimliklerden arınarak daha birlikte bir şeyler yapmayı hedefliyor. Bu anlamda gençlerin umutlu olup olmadığı konusunda ne hissettiniz? Onu kısaca öğrenmek istedim. Ben son soruya bir cevap vereyim de Umur'a tabii. Bırakacağım ben. Şimdi şöyle, hani bir eski araştırmaya da atıf yapmıştım, o gençlerle ilgili değil. Kimliklenmek toplumsal bütünleşmeye engel değil. Tam aksine bizim iddiamız bir kişinin kimliğinin olması, kimliğine sahip çıkması toplumsal entegrasyon için olumlu. Diğer türlü gettolaşırsınız, cemaatleşirsiniz. Yani çok kabaca söylersek 90'lı yıllara kadar gayrimüslimler Türkiye'de pek görünmezdi. Yani görünmezlik stratejisi vardı. En azından seçkinler bunu öne çıkarıyorlardı. Tabii kabalaştırarak söylüyorum, genelleştiriyorum. Ama bu dönem aslında en içe kapanık dönemdi. Oysa işte 90'lı yıllarda Agos'u kuran kuşağın yaptığı şey dışa açılma, kimliğini tanıtma, kimliğiyle var olma ama bütün Türkiye'nin sorunlarıyla da ilgilenme. Yani Agos'un bence önemi o. Agos'un Türkçe çıkması da önemlidir. Ve iki nedeni vardır. Biri Ermeni'nin önemli bir bölümünün Ermenice okumaması ama Agos ikincisi dönüm dışı. Noktası. Evet, dönüm noktası ve şey yapıyor. Hem kimliğini sahipleniyor hem de Türkiye'nin bütün genel sorunlarıyla da iç içe. Bu anlamda hani bir kişi hem etnik kimliğini sahiplenip hem dünya vatandaşı hem de ulusal bir çerçeve içinde kimlik sahibi de olabilir. Ben bunu söylemek istiyorum, sonra Umur'a bırakayım. Yani buna ek olarak tabii aslında dediğiniz şeyde şu da var. Yani gençler, büyük toplumun gençleri, Ermeni gençler birbirlerinin çok fazla kimliklerini de birbirlerine dert edinmekle edinmiyor. Yani buna ek olarak onu söyleyeceğim. Evet yani okullarda öğrenci sayısı azalacak. Yani bu sonuçta doğum oranının eğitimle beraber düşmesi de buna bir etken. Buna biz çözüm olarak şeyi de sorduk bu arada. Bu aklımıza geldi.
okullara belli kontenjan dahilinde Ermeni olmayan öğrenci alınmasına siz ne dersiniz? Bunu sorduk. Çoğu sıcak baktık konuya ama tabii bunun belli kriterleri olmalı dediler. Zaten o iki dakikalık konuşmada bunun nasıl bir çerçeve içerisinde olması gerektiğini çizmeleri de mümkün değildi. Ama buna sıcak baktılar. İkinci soru neydi? Ha, onlar çocuklarını, evet orada kısaca şeye de değinmek lazım. İki ihtimal var. Bir, evlilik stratejileri. Yani evlilik stratejileri. Şimdi kimle evlenecekler? Bir gayrimüslimle mi evlenecekler? Bir Ermeniyle mi evlenecekler? Yoksa bir Sünniyle mi evlenecekler? Sonuçta Ermeni dışındaki evliliklere de biz karma evlilik diyoruz. Fark etmez bir Ermeniyle bir Rumun evlenmesi. Çoğu çocuğunu en azından liseye kadar ama Ermeni okuluna göndermek istediğini lisede de çoğu değiştirmek istedi. Çünkü Ermeni okullarının eğitiminin de den de çok hoşnut kalmadıkları liseden sonra da diğer okullar. Ama bunda sadece dilin etkisi olmadığını düşünüyorum. Anladım. Kültürel bir... Belki eğitim sistemi. Evet. Evlilik stratejisinde de ben Ermeni gençlerinin işte bir örnek vardı kitapta. Hep söylüyorum. Yani bir genç şey dedi. Ermenistan'a gittiğimde çok mutlu oluyorum dedi. Neden dedim? Gördüğüm bütün Ermeni kadınlarla evlenebilme ihtimalim var. Şimdi burada yok tabii o ihtimal. Yani bu bir... yani bu bir soru. Yani. Bu bir kaygı. Orada aslında belki kendi anne babaları onları biraz daha rahat bıraksa çok daha karma evlilikler görebileceğiz. Bir baskı gibi. İster istemez. Tabii gençler arasında fikir değiştiren de var. Yani ben mesela o kitapta onu diyen bugün konuştuğumda yok ya yani, keşke şu an daha farklı düşünüyorum. Yaşta da değişebilen bir durum. Bir de kitapta yok ama bir gözlemimiz de var bizim. Alevi evliliklerin arttığında görüyoruz. Ermeni Alevi. Yani şey gibi sen de öteki, Akar'dan üzeri kitapta var. Yani sen ötekisin, ben de ötekiyim, hadi evlenelim diye bir evlilik tarzı da var. Evet. Bir de orada şey düşünmek lazım. Yani bu aslında muhafazakar bir baskıdan çok kaygıdan besleniyor. Çünkü yakın zamana kadar Müslümanlarla olan, özellikle Müslümanlarla olan evlilik her zaman cemaatten bir kişinin, o dini gruptan bir kişinin kaybı anlamını taşıyordu. Somutta böyleydi. Erkek bile olsa. Kadınlar da kesinlikle öyle. Çünkü bir Ermeni kadın Müslümanla evlendiğinde Müslümanlaşması bekleniyordu. Şimdi ise yani bu 10-15 yılın şeyidir, yeniliğidir büyük oranda. Karşı taraf din değiştirebiliyor. Ya da en azından dini nikah kıyabiliyor. Bir bu var. Bazen de o zaman da artmış oluyor. Okullara gönderebiliyorlar. Evet, okula gönderebiliyorlar. Ya da herkes kendi şeyinde kalıyor. Kendi inancında da kalabiliyor. Dolayısıyla şey değişti. Karma evliliklerin aslında yapısı değişti. Çok gelin de gelebiliyor Ermenilere, Rumlara, Musevilere. Gelin de gidebiliyor. Yani bu daha artık dengeli bir şey oldu. Oysa geçmiş dönemde bu aslında bir şeydi. Bir kayıptı. O yüzden buna mesela muhafazakar tepki demekten çok koruyucu tepki, korumacı tepki demek daha belki uygun olur. Aynı şeyi kız çocuklarına da yapıyor aileler. Mesela işte dışarıya çıktığı zaman kuzenleriyle ya da Ermenilerle çıkmasını istiyor. Biz mesela görüşmeci bulmakta o anlamda zorlandık. Ama bu da muhafazakarlıktan çok, kısmen muhafazakarlık ama daha çok korumacılık, koruma kaygısıyla olan bir şey. Galiba arkadan Kenan abi. Ben soruya kalktığı için bir bilgi vereyim dedim. Bizim Ermeni okullarındaki öğrenci sayımız bu sene 3.065-70 olması lazım. Biraz arttı mı geçen sene? Evet. 2009'un altında... Hepsinde mi? Evet, evet. Okul sayılarında. Cumhuriyet'in 75. yıl için yaptığım bir çalışma vardı. Oradaki sayı 3.650-3.700 civarında olması lazımdı. Evet. Kapanan okul sayıları da var. Bu sayı o zaman şimdi okullara öğrenci alırken de orijin olarak Ermeni kökenli aradıkları için devletin bunları çok sıkı şeyi var, onların müsaadeleri var her sene. O kayıtları yenilenirdi. Bu son 8-10 senede bunu artık kaldırdılar. Okullara Süryani öğrenci çok alıyorlar. Bu artış sayısı o Süryani okul Süryani öğrencilerin katkılarından arttı. Süryani alıyorlar ama benim bir örneğim var mesela. Hiç Ermeni kökeni olmayan, Süryani de olmayan Kürt bir aile Ermeni okuluna çocuğunu vermek istedi birkaç sene önce modada.
Aramyan'a. Evet. Okul kabul etti tabii. Yani kucakladılar çocuğu, küçük bir kız çocuğu. Fakat müdür maalesef kaydını yapamayız. Çünkü Milli Eğitim çok sıkı denetliyor. Sizde hiçbir Ermenilik yok. Başımız belaya girer. Sizin de girer, hepimizin girer. Çocuğu da yarı senede çıkarttırabilirler diye çok alamadılar. Bir şey. Bir de şey düşünelim. Mesela işte İstanbul'da İtalyan Lisesi var. Evet, ama İtalyan işte... Lisesi başlangıçta İtalyanlar için kurulmuş bir liseydi. Ve benim kuşağımda bile hani çok pek İtalyan yoktu orada. Levanten sayısı çok azaldığı için o liseler devam ediyor. Şeyi de geçtim. Hani yabancı okul muamelesi yapıyor olsalar bile sonuçta okuldur bu. Yani şu anda bu daha geçerli. Bu anlattığım çünkü bu 2 senelik bir olay. Efendim? Burası bir soykırım coğrafyası. Devlet soykırımı devam ettiriyor bir şekilde. Evet ama mesela absürt şeyler de var. Sonuçta bu okullar kapanmıyor. Bu okulların faaliyetleri de engellenmiyor. Hatta son yıllarda müdür yardımcılarının baskısı da azaldı. Hayır, yani. Okullar kapanamaz. Çünkü Lozan'da imzaları var. Zaten Lozan çoktan beri gelinmiş durumda birçok i̇şte, konuda. Ama Lozan'da imza olduğu için okulları kapatamazlar. Nasıl kapanır? Nüfus azalır. İşte Rum okullarını görüyoruz. Onların durumu çok daha vahim. Okul boş. İşte böyle gidiyor. Yani aslında amaçları nüfus daha da azalsın. Sonunda işte ne yapalım yani kimse yok deyip kilit vuruluyor kapılarına. Fakat okul olduğu için de başka bir şey dedi. Kullanıp otel yapamıyor o binaları tabii. Yani şu anda Ermeniler için bu söz konusu değil ama Rumlar için çok açık bir durum tabii ki. Peki, Rumlar arkadaşımız var. Öncelikle merhabalar. Siz araştırmanızı Ermeni okullarından mezun olan öğrencilerle gençlik üzerine yaptınız. Ve Ermeni'nin yarısından fazlası Ermeni okullarına gitmiyor. Siz aynı araştırmayı bu gençler üzerine yapsaydınız, sizce aynı sonuçlara ulaşabilir miydiniz? Örneğin 1915'i yaptığınız araştırmadaki gençlerin hepsi soykırım olarak nitelendiriyor. Acaba Ermeni okullarından mezun olmayan gençler de bu şekilde nitelendiriliyor mu? Çok güzel bir soru. Güzel soru. Aslında hani yapmadıkça kesin bir cevap veremeyiz. Ama en azından şunu biliyoruz. Bu arada başka bir yere de işaret etmiş olduğunuz okulun etkisiyle bu anlamda bir bilinç oluşmuyor. Tabii ki okullar kontrol altında olduğundan ve belli dengeleri sürekli gözettiğinden hatta bizim başka bir araştırmada konuştuğumuz bir kişi şey sorunu yaşadığını da söylemişti. İşte 24 Nisanlarda bir siyah şey kurdele takıyordu değil mi? İsmini vermeyelim. Neyse tanınan biri ve bu yüzden okulla da hani okulda sorun yaşadığını da söyledi tam aksine. Yani Ermeni okulları Ermenilik tabii Ermeni kültürü öğretiliyor bir şekilde ama bir Ermenilik bilinci verilmiyor. Soykırım hakkında da bir bildiğim kadarıyla hiçbir şey yapılmıyor tam aksine. Bunu söyleyemeyiz ama. Hiçbir Ermeni ailesi bugün hala yaşayan benim ailemde hiçbir şekilde soykırıma uğramış bir onun acısını çekmemiş insan yok. Yoktur diyemez. Diyemez. Çocuklar damardan bunu biliyorlar. Aslında diaspora için bu geçerli. Çünkü diasporada korkudan o çocuklar asla ve asla saklanarak her şey kapatılarak işte üçüncü nesil, dördüncü nesil geliyor ve onlar fark edince başlarını kaldırdılar, neler yaşanmış diye. Buradakiler çünkü o hayat devam ediyor. Yani biraz önce biri söyledi, soykırım devam ediyor. Onun için de o çocuk küçüklüğünden beri sokağa çıktığı zaman nasıl hareket edeceği ona söylendiği için biliyor ne olduğunu. Şey okulda öğretilmesine gerek yok. Aslında sizin sorunuzla ilgili en azından biraz değişim oldu. Yani kesin cevap vermezsek bile iki tane burada başlık var. İnsan kavanozda nefes alamıyor ve bir koza içinde hissetme durumu var. Bu iki başlık da aslında çocukların, özellikle gençlerin aynı mahallede, aynı okulda, aynı Ermeni çevresinde yaşadıkları ve üniversiteye gittiklerinde afalladıklarını bize söylediler. Yani bir kavanozun içinde nefes alamadıklarını. Büyük ihtimalle sizin dediğiniz diğer Ermeni gençlerine baktığımızda mesela böyle bir şey görmeyecektik. Yani bu yani onların deyimiyle bu koza içinde hissetme durumu olmayacaktır. Yani sonuçta işte bir genç anlattı yani ben 3-5
3-4 yaşındayken 20 yaşına kadar kiminle arkadaş olacağımı tahmin edebiliyor aile. Ve onlarla büyüyor. Yani bu sizin anlattığınız olmayacaktı. Topluma daha açık olacaklardı. Ki ben açık olduklarını düşünüyorum. Daha farklı olacaklardı. Daha başka düşüneceklerdi. Ama bir yandan da özgüveni arttırıcı bir şey. Evet, hani evet. Dayanışma ve özgüven var. O yüzden böyle biraz çelişkili bir durum var. Ha, şeyi söylemek istiyordum ben. Genelde yabancı liselerin de sorunudur. Kültür derslerinin hepsinin Türkçe verilmesi. Şimdi Ermeni okuluna giden bir öğrenci tabii ki Türk tarihini bilmeli. Yani Türkiye'de okuyorsa bunu bilmesi onun için zaten avantajdır, gerekliliktir. Ama neden Ermeni tarihi de bilmesin? Bunu yani gerçi benim dediğim tersini söyleyenler de var da ben mesela matematiğin Ermenice olmasındansa Ermeni tarihi dersinin olması, matematiğin de gerekirse illa hani bir denge gözetiliyorsa Türkçe olmasını tercih ederim. Ama buna karşı olanlar da var. Çünkü şey diyorlar, hani Ermenice bir bilim dili olarak da yaşamalı. Tabii ki o da doğru. Ama bir şekilde mutlaka bu tür okullarda o kimliğin, tarihinin verilmesi gerekiyor. Verilmemesi anlamsız bir durum. Ama aynı şey şeyde de var, yabancı okullarda da var. İşte Fransız okullarında da Fransız tarihi öğretilmiyor. Tarih Türk tarihi öğretiliyor ama okul Fransız okulu. Bu geçmişte mesela dengeli yapılıyordu. 20. yüzyılın başında işte Ermeni okullarına baktığınız zaman ders müfredatına çok iyi bir şekilde hani Osmanlı okulunda, Müslüman okulunda ne varsa hepsi var. Ayrıca da Ermeni dili, Ermeni tarihi vesaire din dersi bunlar da var. Bu bence tartışılması gereken bir şey ve bu bir şekilde de eklenmeli. Bu şeye de yol açmaz. Yani bir ayrışmaya vesaireye de yol açmaz. Çünkü grupların kendi kimliğini bilmesi, iyi bir şekilde öğrenmesi onun olumlu anlamda kişiliğini etkiler. Çünkü bir şey olarak entegre olursunuz. Bir şey olmadan asimile olursunuz ve asimile olmanın da yani bugünkü tartışmanın konusu değil ama birçok hem psikolojik hem de toplumsal olumsuz etkileri var. Ben böyle iddia ediyorum. Sizin konunuz önemli bir konu ama yani o ayrıca araştırın. Hocam o zaman Ermeni gençliğinde, Ermeni kimliğin oluşmasında dil, din kadar okulun da önemi var. Yani okulun, sosyal medyanın, yayınların, Türkçe yayınların... En az din kadar önemli o okula gitmek, Ermeni okuluna gitmek. İsterse o Ermeni okulu Ermenice eğitim yapmasa bile. Biraz yani önce siz şey var. Dediniz, lisede Ermeni okulundan ayrılıyorlar, başka okullara gidiyorlar. Peki bunun nedenini nasıl izah etti sizin? O anlamda demedik. Yani liseden sonra üniversite için söyledik. Nasıl? Üniversite için. Ha o zaman Koza'dan çıkıyorlar. Yani liseden lise bitiyor, üniversitede başka okullara gidiyorlar. Çünkü Ermenice eğitim yapan bir üniversite yok. Ha üniversiteyi mi söyleyeyim? Evet evet. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Ortaokuldan sonra gidenler var. Evet. Evet ama ortaokuldan sonra da üniversiteye, iyi bir üniversiteye girebilmek için farklı okullara giden Ermeni çocukları var bugün. Ve o yüzden de niye Batı Ermenicesi tehlike altında diyoruz? İşte bu yüzden çünkü iyi hocalar kalmamış durumda. Ve iyi eğitim lisede verilmediğini düşünüyor aileler. O yüzden de çocuklarını alıp işte bilmem ne kolejine, şuraya buraya, bilmem Anadolu Lisesi'ne göndermeyi tercih ettikleri için seviyede tabii giderek düşüyor. Bu da çok büyük bir tehlike. Evet, bir de tabii ki devletin yeterince sübvanse etmemesi. Tabii ki. Çünkü tabii ki. Bu okullar özel okul statüsünde ama tabii özel ki. Okul gibi siz tabii bunu benden şey daha alamıyor. Tabii, ücret alamıyor. Çok da aslında bunlar hani çözümü doğru bir iradeyle de çok kolay şeyler. Tabii, çünkü alt üstü 5 tane lise var ve bu 5 lisenin finansmanına hani kamu kaynağı çok rahat aktarılabilir. Bunlar güçlendirilebilir. Bu liseler eğer tabii ki yönetimi ve aileler de istiyorsa onu ayrıca araştırmak lazım. Belli bir kotayla Ermeni olmayanlar da alınabilir. Bu aslında şey açısından hani kimliğin kendisini tanıtması açısından küçük da faydalı. Küçük kızın hevesli olması gibi falan. Tabii. Evet. Sanıyorum geçmişte böyle bir örnek de var. Yanlış yani bir yanlışı kayıt yanlışlığıyla Minoroskul olabilir. Minoroskul bak ama Minoroskul. Kim?
Evet, Ermeni okulunda. Ama işte o eskidendi, bugünden. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Aslında Yolanda, Kenan abi bilir, bir hemşerimiz var, bir Ermeni. Aslı Boy Okulu'na giriyor, yanlışlıkla alıyorlar, yanlışlıkla beysan oluyor ve emekli olana kadar da Aslı Baylık yapıyor. Harika. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Çünkü yani okul müdürü kıyamıyor. Hani kazanmış, başarılı da, yoksul çocuğu, yani onun için askeri okulda. Şimdi ben size bir enformasyon vermek istiyorum, o da şu. Şimdi bu çocuklar Ermenice öğreniyorlar Ermeni okullarında, yazma, işte okuma yazma filan falan. Fakat büyük sıkıntılar olduğu sabit. Buradan çıkan çocukların ve bugün cemaat, yani Ermeni toplumu içinde gerçek anlamda okur yazar Ermenice, Batı Ermenicesi okur yazar, böyle simültane tercüme yapabilecek yahut işte tercüme yapabilecek İyi seviyede hemen hemen kimse olmadığını çok yetkili bir ağızdan duydum ben. Yani parmakla gösteriliyor, hiç kimse yok değil, var tabii. Ama ben size şey söyleyeyim, öyle bir Kürt de bulamazsınız çok kolay kolay. Ama yani, bir dakika, Kürtlerin okulu yok ki. Yok vardı ama yani. Milyonlarca var. Yani, tabii ki. Yani şimdi onun için yara çok büyük. Tabii. Yara çok büyük. Maşalyan %20 demişti. Başka sorular varsa onlara geçelim. Evet, gençlerden sorular var. Ben şey sormak istiyorum. Bu ilk anlatmaya başladığınızda 2015-2016'da çalışmaya başladığınızı söylediniz. Ve gençlerin işte büyük toplulukla daha fazla etkileşim halinde olduğundan bahsettiniz. 5 yıl önceki durumla şu anki durum arasında çok büyük bir fark var. Daha fazla bir baskı var tüm azınlıklar ya da etnik gruplar, dini gruplar içerisinde. Hala görüşmeye devam ediyoruz dediniz. Yani şu an görüştüğünüzde gençler de herhangi bir daha kendilerini soyutlama seziyor musunuz? Böyle bir durum var mı? Yani büyük toplumdan daha soyutlama, daha kendi içlerine kapanma. Mümkün değil ki. Yani onu söylemeye çalıştım ilk başta. Yani bir şirkette çalışıyorsunuz ve gençler toplumla bireyleri bence ayırıyor. Benim en azından bu 30 kişinin 28-29'u bir iki kişi büyük toplumla karşılaşamayacak bir iki yerde çalışıyor. Ama 28'i hala aynı yerde çalışıyor ve büyük toplumla kendi arkadaşım. Yani bir genç şey dedi, hatta birkaç genç. 1910, yani çoğu genç, hatta %80'i %90'ı 1915'i sorgu olarak kabul etmeyen biriyle arkadaş olurum benim için bir dert değil. Çünkü benim mahalle arkadaşım ülkücüydü ve adam hala ülkücü ve ben hala arkadaşım. Yani ben bu konuda %90'ın %95'ini hala büyük toplumla aynı ilişki devam ediyor. Şöyle bir şey var yalnız, mesela sizin dediğinize gelebilecek, yani geçmişte de olan, mesela mahalle seçimi, kendini güvenli o hissettiği yerlerde durma. Bizim bir görüşmecimiz, hani ben Ermeninin kalabalık olduğu bir yerde yaşamıyorum ama hani Ermeniliğin kolay kabul edilebileceği bir yerde yaşıyor. Vardır. Her yerde de yaşayamam. Şey stratejileri vardır mesela. İşte hani yoksul olan biri bile işte gidip Gecekondu Mahallesi'nde oturmaz da işte Kurtuluş'ta bir küçük daire, işte bodrum kat bulmaya çalışır. Ama bu sadece tabii Ermenilerle ilgili bir şey değil. Aslında hayat tarzıyla ilgili bir şey. İşte Üsküdar'da haç çıkmaz dışarı. Kazak içinde kalır da işte başka yerde o kadar dert edilmez. Ama genel olarak ben hem büyük toplumun gençlerini daha özgüvenli buluyorum, daha birey olma özellikleriyle yaşıyorlar. Hiç birbiriyle hani kimliksel açıdan örtüşmeyecek insanlar bir arada oluyor. Ben öğrenciyken kantinde, hatta ilk asistanken bir kantine girdiğim zaman kimin neci olduğunu anlardım. Kılık kıyafetinden, davranışından şu şucu bu bucu diye anlardım. Şimdi anlayamıyorum. Ya hatta çok çelişkili şeyler, işte bunun anlattığı gibi şeyler oluyor. Bizim bölümden işte mezuniyet töreninde laik eğitim istiyoruz pankartı açan iki kişiden biri sınıftaki başörtülü tek kişiydi. Yani bu iyi de bir şey. İnsanları görünüşüyle yargılamamak ya da kimliğiyle yargılamamak. Bu hani geçmişte de böyle yapmayanlar vardı ama şimdiki hani gençlik için neredeyse biraz şey demode ve ayıp bir şey. Hani kimlikle insan yargılamak, tabii üniversite çevresinden bahsediyoruz.
Bu açıdan özgüvenliler, rahatlar ama bir taraftan da somut denebilecek kaygılar var. Yani azınlık olmak, ne tür bir azınlık olursa olsun kişi, onun riskli olduğu bir yerde siz bir de bir mikro azınlıksanız, bence bu da önemli bir şey. Hani mesela bir Alevi'nin kimlik stratejisiyle bir Ermeni'nin kimlik stratejisi bu anlamda değişebilir. Bir soru olarak söylüyorum. Çünkü Alevilerde şu bilinç var. Türkiye'de %10, %15 belki daha fazla da Alevi var. Ermenilerde de şu bilinç var. Hristiyan Ermeni sayısı 50 bin, 60 bin. Bu devam eden bir şey. Bir de tabii ki devlet, burada o konuşmadık onu. Hani kurumların da etkisi var. Mesela vatandaşlık konusunu çalışıyorsanız, hani vatandaşlık Türkiye'de bence çok önemli bir çalışma alanı ve önemli bir sorun. Ama bunun en somut görüldüğü, en göze battığı örnekler gayrimüslimler. Çünkü 1965'e kadar bir memur kanunu var. Memur olmak için ne gerekir? Biliyorsunuzdur. Türk olmak gerekir. Türk vatandaşı olmak gerekmez. Türk olmak gerekir. Hatta bugün bir yazıda okudum. 1930'da içki üreten firmalara Türk kontrol müdürü zorunluluğu getiriliyor. Bir işte 15 tamam. Neyse. Yani buralardan bakmak gerekiyor ama özel bir şey yok. Ben hatta özgüvenli olduğunu söyleyebilirim. Başka bir şey var mı? 15 dakika var. Önlerden pek soru gelmedi böyle. Özgüvenliler ama dışlanma kaygısını hala güdüyorlar. Öyle bu kaygı mi? Değil bence somut bir şey. Bu var. Yani dışlanma bir vaka. Kaygıyı da geçer bir şey. Bu araştırma verilerine göre? Mesela siyasetçi söylemleri. Hani bir azınlık ne kadar küçükse siyasi söylemi o kadar malzeme olur. Çünkü kalabalık azınlık hakkında kötü konuştuğunuzda oy kaybedersiniz. Bu mesela hani mikro azınlık olmanın getirdiği özel bir sorun. Azınlık olma dışında. Bunun dışında hani uygulama olarak tabii yasal mevzuatta somut bir şey söylemek mümkün değil. Ama işte subay olmak isteyen bir gayrimüslim genç bulamıyoruz. Çünkü olamayacağını biliyor. Ama şeyde somut bir örnek olarak gösterebiliriz bu Pelin örneğinde verdiğiniz şey. Yani iş başvurusu yaptığında CV'sine Ermenice bildiğini yazmıyor olması aslında somut olarak bir kaygı. Yok, somut yasal değil o anlamda. Evet. Yani CV'de Ermenice koymayı engelleyen bir yasa yok ama onu koymamanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu somut bir durum ama mesela şey diyemiyorum. Her gayrimüslim her türlü memurluğu yapabilir teorik olarak. Ama pratikte bunun olmayacağını biliyoruz. Bir de bence orada şey de var. Yani, bu da ilginç bir nokta. Eğer o Pelin işte özgeçmişle Ermenice yazmıyor mu? Atıyorum Guma olsaydı Yunanca yazar mıydı? Çünkü Pelin orada şeyi de biliyor. Yazsam ne değişecek? Ya bu da çok hassas bir nokta var. Anlatabiliyor muyum? Yani ben kendimden değil. Yola çıkarak şöyle bir şey söyleyebilir. Mesela ben bir Kürt olarak, Kürtçeyi bilen birisi olarak eğer kurumsal bir firmaya iş başvurusu yazacaksam onu CV'mden çıkarıyorum. Çünkü bu benim için dezavantajlı bir durum oluşturuyor. O yüzden bunu yazmamayı tercih ediyorum. Ama eğer bir sivil topluma başvuracaksam, bir sivil toplum örgütüne başvuracaksam bu bir avantaja döndüğü için ben oraya Kürtçe bildiğimi yazıyorum. Tabii mesela bununla karşılaştık. Bir tanesi iyi ki Ermeniyim çünkü ben aşçıyım ve İstanbul'da hangi meyhane açılırsa ilk önce beni ararlar dedi. Yani mesela orada bir avantaj bir yaşam durumu var yani. Çeşitli. Ama işte mesela benim Guma arkadaşlarım, yani İstanbul'daki bunlarla bunu ben görüştüğümde onlar yazıyor ama çünkü mesela Pelin şey dedi, aslında bunun bir katma değerinin olmayacağını da düşünüyor. Mesela Rumlar için Yunanca'nın belli bir ölçüde katma değeri var. Avrupa Birliği dili. Yani. Yunanca diye zaten yazıyorlar, Rumca diye yazmıyorlar. O da bence ince bir nokta. Evet. Konuşmadığımız bir konu kaldı. Müslümanlaştırmış Ermeniler. Anladım. Çalışmanıza göre gençler, öyle bir veri var mı daha doğrusu? Gençler Müslümanlaştırmış Ermenilere nasıl bakıyorlar? Böyle bir veri elde ettiniz mi? Evet, yani Müslümanlaştırmış Ermenileri Ermeni kabul etme konusunda genel bir eğilim olduğu söylenebilir. Hatta herkesi de kapsadığını iddia etsek abartmış da olmayız. Bu ama orta yaşta da genel eğilim böyle. Yani bu konuda çok büyük bir reaksiyon yok. Şöyle reaksiyonlarla tabii karşılaşabiliyoruz. Hani Ermeni kimliği zaten
hani kırılgan bir kimlik, birçok nedenden ötürü bu kimliği sürdürmekte zorlanıyoruz. Müslümanlaştırılmış Ermeni zaten Müslümanlaştırılmış yani. Gregorian değil, Hristiyan değil. Hatta Ermenice bilmiyor neredeyse çoğu kez. Kurumlarla ilişkisi yok. Hani bu kişi Ermeniliğini çok hassas bir yerde sürdürüyor. Daha doğrusu ona dışarıdan Ermeni dendiği için o da bir Ermenilik bilinci geliştiriyor diye bize zamanda bir ruhban, ruhbandan biri söylemişti. Belki o anlamda şey var bir hani Müslümanlaştırmış bir Ermeninin Ermenilikle ilgisi ne kadardır? Somutta ne kadardır? Belki kaygısı var ama gençlerde o da çıkmadı. O daha orta yaşta çıkıyor. Yani çünkü Ermeni kimliği... Onlar şimdi vaftiz oluyor, Ermenice öğreniyor. Ama olmasa bile, olmasa bile... O kimliğini söylüyor, yaşlılar söylüyor. Ama burada şunu eklemek lazım. Ermeni gençleri Ermenilikle dinin bir arada eşit bir şekilde algılanmasından da rahatsızlar. Yani neyi anlayamadım. Yani şöyle söyleyeyim, çoğu genç Ermeniliğin bir din olmadığını ve bunun bir din gibi Türkiye'de yaşandığını söylüyor. Doğru, Türkler öyle algılıyor. Ermenilerin de öyle algıladığını, kendi içinde Ermenilerin de... Ama din o halkın betonuydu, unutmayın, yani mısırlardır. Onun için o din çok mühim bir olma. Ama siz mesela bu bazı gençler bunun mühim olmadığını düşünüyor. Yani, çünkü şöyle bir şey de var. Artık olmadığını düşünebilirler. Üçüncü asırdan önce, hani üçüncü asırdan önce Ermeniler vardı. Ermeni ismiyle vardı. Tabii. Ama üçüncü asırdan önce Hristiyan değillerdi. Ayrıca bunu söyleyenler bir de şunu söylüyorlar. Yani Müslüman Ermeniler var. Müslümanlaştırılmış değil. Yani Müslümanlığı kimlik olarak da yaşayan, kripto Hristiyan da olmayan, hatta sosyal medyada böyle kişiler var, kendisini Müslüman Ermeni yazan. Şey değil, Müslümanlaştırılmış değil. Bir de şunu da düşünmek lazım, bu belki ayrıntı sorunu ama her Ermeni Gregorian değil. Katolik Ermeni var, Protestan Ermeni var. Bugün için yani bu belki... Onlar 19. yüzyılda evet. Misyonerlerin yaptığı... Neyse yani bu çalışmayı. Bence toplum içinde bu bir sorun, Ermeni toplum içinde tartışılan bir şey ve birçok genç mesela hemşinleri de şey kabul ediyor. Nasıl? Hemşinleri de Ermeni kabul ediyor. Hemşinler Ermeni tabii ki kabul ediyor. O zaman sorun ortadan demek ki Hristiyan olmak şart değil, çok önemli ama şart değil. Kendileri de söylüyor, onlar evet. Da işte Müslüman edilmiş yani. Ama işte bizim burada kabul ettiğimiz yani gençler ne dedi yani olmadığı değil. Yani çünkü tarih bilgisi olmadığı için bu ülkede hemşini Müslüman zannediyorlar. Dinler, Ermeniler de dahil. Kaç görüşmecimiz çok dindardı. Onlar da dahil hiçbiri Hristiyan olmadan Ermeni olamazsın bize demedi. Olabilirsin dedi. Yani şey olarak kabul ediyorlar. Kalben de olabilirsiniz. Kalben de olabilirsiniz. Evet, mesela bende Ermenilik yok ama hep evet. Bana sen şu Ermeni falan derler hani o küfür anlamında. Ben de derim evet kalben. yani şimdi bu olabilir. Evet. Başka soru yok. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.